Otomobil meraklısı Aralık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve an son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya yıllardır olduğu gibi devam arkadaşlar. Evet, bugünkü güncel konumuz piyasanın şu an için bir numaralı vazgeçilmezi arkadaşlar, sıfır otomobil ve ikinci el otomobiller ve şu an itibariyle demeyeceğim arkadaşlar, kurum başlamasından sonraki reaksiyon ve sonraki süreçler, gördüklerimiz, duyduklarımız ve son durumlarla arkadaşlar karşınızdayız. Bakalım neler olma ihtimali var arkadaşlar. Buyurun. Evet arkadaşlar, döviz kurundaki ciddi düşüş sonrası Euro'nun 20 TL'den 13-12,5 TL'lere, doların 18'den 11 TL'lere kadar gerilemesi ciddi anlamda bir gerileme oldu ve fiyatların Euro'nun artmasından sonra arkadaşlar biliyorsunuz her Allah'ın günü demeyeceğim de 2 günde bir, 3 günde bir fiyat güncellemesi yapan markalar fiyatlarını size an ve an paylaşıyorduk. Yani A sınıfı, A segment arabaların bile 350 bin liraları gördüğü bir durum ve sonraki kur düşüşünden sonra arkadaşlar şimdi piyasada ufak bir ufak demiyorum da piyasadaki fiyatları düşürmeye başladılar. Ben size bunların paylaşımlarını da yapıyorum. PSA grubu, Peugeot, Citroen, Opel arkadaşlar ikinci indirimini yaptı. Zaten biliyorsunuz bunlar her Allah'ın günü 2-3 günde bir zam yapıyorlardı kura göre. Çünkü kur 17 oluyor, 2 gün sonra 18 oluyor, 1 gün sonra 19 oluyor vesaire. Dolayısıyla yetiştiremiyorlardı ve zam yarışına gibi giriyor oluyordu. Araba beklentisi almak isteyen olan vatandaşlar için gerçekten çok kötü bir zamandı. Kasım ayı gerçekten çok kasvetli bir Kasım oldu. Yani hiç alışık olmadığımız derecede yükselmelerin olduğu ki pik seviyede ulaştı bir durum. Ama buna benzer bir senaryo hatırlarsanız arkadaşlar geçen sene aynısını yaşamıştık. Sıfır arabaların olmamasından dolayı. Bakın kurdaki yükselişin bu kadar değil. Oradaki ana etken neydi arkadaşlar? Sıfır arabaların çipten dolayı olmaması. Tabii ki döviz kurundaki yükseklik de vardı ama bu kadar değildi. Bu sefer hem döviz kurunun neredeyse arkadaşlar yarı yarıya'dan fazla bir artması, buna akabinde çip sorununun olması ve talebin çok olması arkadaşlar durumu yine kitler bir boyuta geldi. Kasım'ın normalde bu fiyattan artmadan önceki zaman biliyorsunuz sıfır arabalara bayiye gittiğiniz zaman bir Allah'ın kulu bulamıyordu. Ne engelli vatandaşımız, ne normal birey, ne başka birisi. Şu Ekim, Kasım ayında arkadaşlar reklamlarda görüyorsunuz kurumsal firmalar, satış yapan firmalar çatır çatır araba alıyordu değil mi? Araba stokluyordu. Hatta haberlerde ceza da kesildi biliyorsunuz şu meşhur zeytin tarlası, belli başlı otomobil firmaları. Arkadaşlar bu bir gerçek. Arabaları alsatçılar, galericiler, bu işleri yapanlar kimi gücü yeterse 1 aldı, 2 aldı, kimi 5 aldı, 6 aldı arkadaşlar. Ki ciddi anlamda alım oldu. Niye diyeceksiniz? Nereden? Arkadaşlar her ayın ilk haftası satış adetlerini söylüyoruz değil mi? Ekim, Kasım, Aralık satış adetlerinde 60 binlerde satılma genel anlamda. Otomobil 40, 45 bin, 46 binde gram oynamadı ya. Bayiye gidiyorsun araba yok. Soruyorsun buram buram araba arıyorsun, ne engelli indirimde ne başka bir şey, ama bir bakıyorsunuz satış adetleri zirvede, hala düşmüyor. Ne oluyor demek ki arkadaşlar? Demek ki el altından ya da neyi dersiniz, kendileri şirket kurup mu ya da AB firmasında satarak mı diyerekten ki normal kullanıcıya değil bu tarz kişilere arabayı satıldığını zaten gördük. Ve arkadaşlar gel gelelim şu anki durumda bu bahsettiğimiz firmalar, hatta Bursa'da yine bununla ilgili çok büyük bir firma var. Sıfır araba satıyor. Daha önce internet sitelerine girdiğim zaman şundan, dolar kuru bu şekilde, euro kuru artmadan önce internet sitelerine girdiğim zaman bir tane kampanyalı araba yok. Bir tane araba yok ellerinde. Çoğu bayi zaten öyle. Zaten bazı bayilerde hala yok ki olmaması muhtemel. Çünkü yıl sonu da geldi, artık bir hedefleri yok. Kur düştükten sonra arkadaşlar hiç dikkat ettiniz mi iki duruma? Çoğu firma artık internet sitelerine 110 bin, 120 bin, işte meşhur Instagram'a, Facebook'a, işte belli yerlere indirimli fiyatları yapıyorlar. 600 bin liralık arabayı 121'e indirdik, size kampanya yaptık. Be kardeşim, zaten sen onu kurdan indirdin. O arabayı senin 650'den 520'ye değil 350'ye indirmen lazım şu kur düşüşüne göre. 20'den 12'ye düşmüş.
Yani senin indirmen 100 bin lira değil o arabada. Sen kalkıp orada %15, %10, %15 maksimum 20 indirmekte %40 indirmen lazım, 50 indirmen lazım. Şu an bir panik havası yavaş yavaş kendini gösteriyor kurla alakalı arkadaşlar. Ama sevindirici bir taraf onlar için hala piyasada sözde sıfır araba yok. Ama bence arkadaşlar Ocak ayı itibarıyla özellikle Ocak'tan sonra yeni bir sene, yeni satış hedefleri, piyasadaki şu an belirsizlik, kur sabitlerse arkadaşlar altın kural zaten burada kurun sabitlenmesi. Kur artmasın, böyle kalsın arkadaşlar. 3 ay, 5 ay inanın arabalar da geldiği zaman şu ellerinde bu arabayı stoklayanlar, ellerinde bu arabayı tutanlar ciddi anlamda patlayacak, ben size onu söyleyeyim. Ama buradaki kur yine tutulamaz, kur yukarı yönlü giderse ve bayilerde sıfır arabalar biraz daha böyle gecikirse arkadaşlar yine senaryolar farklı olmayacak. Ama kurun sabitlenmesi, piyasalara arabaların gelmesi tabii ki doğal olarak ihtiyacın, beklentinin sıfır tarafına gitmesine sebebiyet verecek ve doğal olarak ikinci el arabalardaki 2021-2015 ne derseniz deyin hepsinin fiyatlarını doğal olarak aşağı çekecektir arkadaşlar. Şu an bazıları bekliyor. Bazıları panik havası olup satma derdinde, strateji modları dönmeye başladı arkadaşlar. Herkes kendi durumuna, kendi riskine göre hareket ediyor, ona göre davranıyor. Burada kim kazanır mı? Bunu söylemek, bunu kestirmek güç. Önemli olan, altını çiziyorum arkadaşlar, vatandaş kazansın. Ne alsatçı, ne bayi, ne galerici, ne de başka birisi. Vatandaş kazansın. Biz burada niçin video çekiyoruz? Vatandaşa bilgi vermek için. Vatandaşın ihtiyacını, beklentisini ona göre söylemek için. Artıyorsa artıyor, düşüyorsa düşüyor. Son gelişmeler, son haberler, neler olabilir, neler duyumları aldık arkadaşlar. Biz size bunları paylaşıyoruz. Niye? Sizin için. İnşallah araba piyasası tabii ki beklenildiği gibi alınabilir seviyelere gelsin arkadaşlar. Ki herkes alma durumuna gelsin. Bunları zaten bekleyip göreceğiz ama şu durum var ki arkadaşlar, sıfır arabası olup da satmak isteyen şu an temkinli davranıyor. Acele edip satmaya çalışanlar var. Şu an zaten bir piyasada düşüş var mı? İkinci el boyutunda var arkadaşlar. Ocak ayıyla beraber daha net çizginin, madalyonun ilk hafta, benim öngörüm Ocak ayının ilk haftasından sonra her şey daha net bir şekilde belli olacak. Döviz kurumdaki standarda oturacak mı? İşte Ocak ayında, çünkü biliyorsunuz yeni yıla başlarken çoğu sıfır arabalı firmaları arabalarını kampanya yapar. Benim şahsi fikrim arkadaşlar, Ocak ayında yavaş yavaş arabaları çıkarmaya başlayacaklar. Yavaş yavaş arabalarını bayilerde göreceğiz diye düşünüyorum ben. Ha, bakalım ne olacak yani, hani göreceğiz mi görmeyeceğiz, ama benim şahsi fikrim yavaş yavaş sıfır otomobilleri bayilerde göreceğiz gibime geliyor arkadaşlar. Çünkü satış adetleri de yayınlansın Aralık ayının, bir de onlara da bakacağız. Zaten çoğu firma hedeflerini tutturmuştu, şu an hedefle ilgili bir şey yok. Ve ikinci el boyutundaysa arkadaşlar, şu kurum böyle olmasından dolayı millet birden arabalarını ne yaptı? Meşhur internet sitelerinde araba satın alan firmalar vardı. Daha önce peynir ekmek gibi topluyordu. Vatandaş hemen aynı gün, ertesi gün arabasını satmaya kalktı. 300 bin lira teklif veren arabaya 200 bin lira teklif vermeye başladı. Yanı yönü derken 200 bin lira dedi. Bunun kaç tane örneği, kaç tane mesajı geldi arkadaşlar. Ve bunun neticesi meşhur şu en büyük satış platformu olan siteden de arkadaşlar ne oldu? Arabalarda hemen fiyatları düşürmeye başladılar. Polo'lar, Golf'ler arkadaşlar, 450-500 bin liradan aşağı olmayan Golf'ler, 450 bin liradan olan Polo'lar birdenbire arkadaşlar 350-360 bin liralara kadar geriledi. Yani arabalarda fiyatları tabii ki düşürdüler. Bazıları ne yaptı arkadaşlar? Arabanın pik yaptığı durumda stokçular, örnek veriyorum bir Golf 500 bin lira oldu arkadaşlar. Life paket kendisi aldı, 650 bin lira yazdı arabaya. Ama şimdi inşallah o 500 bin liraya aldığın fiyata satabilirsin bakalım. Ama daha önce de bunun örneğini gördük arkadaşlar. Geçen sene ne oldu? Böyle araba olmadı. Çoğu arabayı stokladı. Birdenbire Ocak ayı, Şubat ayı itibariyle biraz daha arabalar ne oldu? Piyasada biraz daha çoğalmaya başladı değil mi? Fiyatlar, arabalar biraz daha bulunmaya başladı. Ne oldu? Talep yine sıfır ayağına döndü. İkinci elde yaprak kıpırdamadı Mayıs ayına kadar. Ellerindeki arabaları arkadaşlar tüm bu grup tutabilen tuttu stoğu elinde.
bekledi, bekledi, bekledi. Haziran, Temmuz gibi yavaş yavaş, yavaş yavaş piyasanın canlanmasını beklerken tekrar yazın ortasına doğru bir çip sorunu muhabbeti başladı. Bu adamların ekmeğini yağ sürdü ve çatır 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 satmaya başladı. Yine geçen seneki özellikle şurası ama benim şahsi fikrim, Ocak ayı, Şubat ayı itibariyle yavaş yavaş sıfır otomobilleri bayilerde görmeye başlayacağız. İnşallah döviz kuru da sabit olur ki sabit fiyatlarla görürüz bu arabaları. Bize aksesuar diretmesi vesaire, ama ciddi anlamda engelli indirimden de araç bekleyen arkadaşlarımız var. Yani buradan bir yığılma olacağı kanısındayım. Araba almak isteyen, şu an panikle ikinci el almak isteyenler beklediği için onlar da sıfıra kaçacak. Yine bir yığılma olacak arkadaşlar. Benim şahsi fikrim sıfır araba boyutunda. Şu an için değil. Şu an için insanlar biraz daha ne yapacağız acaba? Düşsün. Tabii ki düşsün arkadaşlar. Yani her şeyin yüksek olması, sadece araba için demiyorum. Yediğimiz ekmek, un, yağ, şeker, ulaşım, her şeyin tabii ki düşmesi lazım. Ama şu fırsatçı zihniyetten kişiler olarak insanların genel anlamda bundan vazgeçmesi lazım arkadaşlar. Aynı gemideyiz. Ülkemiz için, vatanımız için, elimizden ne geliyorsa vatandaşımız için bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım diyerekten takipçisi olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. An veya son dakika gelişmelerle sizinle olacağız. Tek yapmanız gereken, biliyorsunuz, kanalımıza abone olmak. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.